Güreş Türkiye Radyosu'na hoş geldiniz. SmackDown değerlendirme yayınıyla karşınızdayız. Şovumuzu Renee Young açıyor. İşte AJ Styles ile şey yapıyormuş. Bir röportaj gibi konuşmak istiyor. Bu sırada AJ Styles geliyor falan filan işte. Renee Young'a sürekli böyle bir şey yapıyor. Hani sence diyor bu mantıksız bir karar mıydı diyor. Sence kim suçlu? Daniel Bryan mı suçlu? Shane McMahon mı suçlu diye böyle bir kulp arıyor sürekli. Bu tavrı gözümüzden kaçmıyor. En sonunda AJ Styles diyor ki ya kardeşim diyor ben hiç kimseyi şey yapmayacağım diyor. Suçlamayacağım diyor. Kimseye parmağımı göstermeyeceğim diyor. Yani bu benim görevim diyor. Ben de savunacağım diyor, falan diyor. Hani böyle baba yiğit face rolü kesiyor. Tam o sırada face. İşte ayağa kalkıp şey yapacakken böyle işte burası benim kurduğum evdir geyiği yapacakken Kevin Owens ve Sami Zayn geliyor. Sami Zayn'in sadece yepleriyle desteklediği konuşmada Kevin Owens bir yargı dağıtıyor. Tabii Kevin Owens'ın yargısını Shane McMahon denen kazma herif bölüyor. Ağlama. Ağlama. Çöpten çıkan adam. İki dakika sus. Shane McMahon geliyor diyor ki madem diyor orada handicap maçımız var diyor. Royal Rumble'da handicap maçımız var diyor. O zaman bu gece burada da bir handicap maçımız var diyor. Ve maç main event'i duyuruyor. Kevin Owens'ın Sami Zayn, Shinsuke Nakamura, Randy Orton ve AJ Styles'a karşı 3'e 2 bir handicap maçı var. Shane arkasını dönüyor. Arka alandaki Daniel Bryan'la karşılaşıyorlar. Daniel Bryan verdiği karardan dolayı onu tebrik ediyor. Şimdi iki sorum var. Birincisi bu segmenti nasıl yorumluyorsunuz normal olarak? İkincisi sizce yani kazanmayacakları biraz kesin gibi çıkan spoilerlardan ama kazanırlarsa ko şampiyonluk işini nasıl yürütürler? Bu iki soruma cevap için öncelikle Mehmet Dinler'e sözü paslıyorum. Şimdi ko şampiyonluk diye bir şey yok yani. Ko WWE şampiyonu mu olur arkadaşım yani? Hayır, promolarında belirttiler bu hafta. Aynen promoda belirtiler bu hafta. Ya o şey yani hani işte Kevin Owens'la Chris Jericho da diyordu yani birimiz Universal şampiyonuysak diğerimiz de Universal şampiyonuysak. Ya sanırım şey muhabbeti dinler bu Laykul muhabbeti var ya ona biraz atıfta bulunur acaba. Yok abi yok ya maç Triple Threat'e döner kim suç ederse o kazanır yani WWE şampiyonu için öyle handikap maçı saçmalık bunlar hep saçmalık onlar. Hep saçmalık onlar ya. Ya segment güzeldi, iyiydi. Hani ama Kevin Owens'ı da çok seviyorum. Canım benim ya. Canım benim. Çok güzel konuşuyor. Yemin ediyorum çok güzel konuşuyor. Sabah sabah günümü açtı valla. Kendisine buradan sevgilerimi iletiyorum. Çoluğun çocuğuna da selamlarımı gönderiyorum. Gözlerini öpüyorum. Ben de. Hadi sıradakine geçsin. Evet. Numan. Shane McMahon yargı da attı be kardeşim. Ya abi. Ben karşısında abi birinin karşısında ya istersen en sevdiğim güreş olsun abi karşısında AJ Styles varsan abi ben onu destekleyemiyorum vallahi kusura bakmayın hiçbir şekilde yani. Shane'in gelip doğru olanı yaptığını düşünüyorum. Umarım Royal Rumble'da da AJ Styles o iki en azından Kevin Owens ve yanındaki taşıdığı Sami Zayn'e karşı galibiyet alacaktır diye düşünüyorum. İnşallah da böyle olur. Bu Alberto El Patron şeyi bir yensin, Eli Drake yensin ben göreceğim o zaman seni. Ağla kudur zırla. Erem abi. Valla Owens'ın ağzına sağlık ama yani Shane McMahon hani komisyoner olduğu halde her SmackDown'da izliyoruz Owens'ın satayım ya. Ne bileyim Stephanie hani bir iki kere geliyor öyle kıyağına hadi kocama laf attın işte duyuru yapayım iki. Ya Shane McMahon ne bileyim böyle bir şey kuyruk acısı var herhalde sürekli çıkıyor şovlara. Onun dışında büyük bir ihtimal ihanet yani ben ihanet bekliyorum Royal Rumble'da. Benim yorumum bu. Evet. Ege? Ya öncelikle AJ Styles'ın dönüştüğü face karakter ya benim içimi acıtıyor. Ya hiç şey bile meydan bile okumadı, cevap vermedi. Hayat zor işte yapacak bir şey yok. Her zaman adil değile bağladı olayı. Ya ben orada bir şey oldum, cringe oldum İngiliz terimiyle. Çok saçma geldi orası. Ya Owens'ın Zayn'i de biliyoruz zaten. Owens mikrofonuyla yardırıyor. Tebrik ediyoruz gene. Muazzam bu son 3-4 aydır. Sami Zayn de işte yanında duruyor. Owens onu taşıyor yani bildiğin. Şeye geçecek olur. Renee Young'ı da görmek her zaman güzel zaten. Çünkü Game Bros'un karısı. Bir kere tiner çekme normal. Shane McMahon'a gelecek olursak da şöyle bir tespitim var. Bana göre en kötü şey commissioner'lardan bir tanesi yani Vince McMahon ve Stephanie McMahon'ı tercih ederim bu adama. Evet. Stephanie'ye ben kıl kapıyordum genel olarak.
çok her tarafa kendini atıyor diye Shane daha kötü çıktı. Evet. Dener. Ya ben de arkadaşlara katılıyorum genel olarak. Yani söylenecek her şeyi söylediler. Ya ben açılışı pek beğenmedim. Hani ortalama böyle biz çok iyi açılışlar da gördük. Yani normal Kevin Owens'ın taktik yaptığı bir şey bence Daniel Bryan'la karşı. Çünkü ikisinin arasında illa bir şey olacak. Royal Rumble bence boş geçmeyecek belli yani. Burada bu şirketin gördüğü en iyi komisyoner Shawn Michaels'tır. Konu kapanabilir. Teşekkür ederim. Evet. Var mı direkt bir yorum yapmak isteyen? Yok. Yok. Tamam. Becky Lynch, Robbie Wright maçı. Her zamanki gibi gözlerin kanadığı bir maç. Becky Lynch, Robbie Wright'ı pes ettiriyor. İşte Sarah Logan'la Liv Morgan içeriye girmek isteseler de Charlotte Benoit onları engelliyor. Standart SmackDown 3-3 kadınlar segmenti. Eren, senin yorumlarını almak istiyorum. Sence Riot Squad nasıl işleniyor veya nasıl işlenmeli? Kötü işleniyor yani. Madem Absolution'un bir uzantısı ya da özentisi ise pasif kalmamaları lazım. Her hafta zaten tokatlanıyorlar. Absolution hani Absolution'da değişiyor. 3 hafta tokatlıyor, 3 hafta tokatlıyor, 1 hafta tokat yiyor. Yani keşke doğru zamanda daha kalabalık bir SmackDown kadrosuyla salsalardı Riot Squad'ı yani. Tamam o sayıyı kapatmak için geldiler ama yani pasifler. Ama onlar için iyi. Ama işte sıkıcı yani. Ben direkt geçiyorum özetle. Yani direkt özet izliyorum zaten ben. Katlanmamak için bunlara. Benim yorumum budur. Evet. Var mı direkt olarak yorum yapmak isteyen? Ya ben şunu anlamıyorum. Abi Becky Lynch'in zaten nasıl bir güreşçi olduğu hep herkesin malumu yani. Bu kadın ring içinde inanılmaz yetenekli. Şimdi ikinci Ruby Riot'ta ya NXT'de gösterdiği şey gerçekten çok iyi bir güreşçi yani. Çok yani ring içinde farklı bir tarzı var ama gerçekten o tarzı iyi kullandığını düşünüyorum. Arkadaş yani çok basit bir şey ya. Hani iki tane iyi güreşçiden iyi bir güreş maçı booklayacaksın. Bu kadar zor olan kısmını ben gerçekten anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Abi ya çok kısa zaman içinde Ruby Riot'ın da adı kötü güreşçiye çıkacak NXT izlemeyen kitle tarafından. Hani ve bu durum içimi acıtıyor. Evet. Var mıdır yorum yapmak isteyen? Yani ben şöyle gireceğim The Riot Squad hakkında. Absolution'da sürekli aynı segmentleri veriyorlar. Debutları aynı anda. İşte takım olmaları aynı anda. Üstün kapatmaları aynı anda. Ya doğal olarak versiyon 2 gibi bir şey oldular. Bu da hem bizim gözümüzde hem de seyircilerin gözünde bir etki yaratmadı yani. Etkilerini kaybettiler hatta. Bu arada şunu da söyleyeyim. Haftaya gene 3'e 3 maç var. Hepimiz hayırlı olsun. Allah'ım yine özet geçeceğim. Riot Backstage işte şey meydan okumuş Face takıma. Face takımı da doğal olarak kabul etti tabi. Yani Becky Lynch'e de bir Rumble yakışır diyorum bu saatten sonra. Ben bir Rumble'a yürüsün bu kadın. Ben de aynısını söylüyorum. İnşallah olur o yani. İnşallah yaşanır o. Abi ben sen niye aynı fikri paylaşıyorum? Ne inşallah mı? Asuka alacak. Asuka giremeyecek o Rumble'a. Rez. Haftaya Naya onu öldürecek çünkü. Görüşürüz. Ağladım. Oh, hadi devam edelim. Fatih devam edelim. Tamam. Bludgeon Brothers'la Ascension. Bludgeon Brothers 3 saniyede squashlıyor. Bludgeon Brothers hakkında ne düşünüyorsunuz? Anlatacak başka bir şey yok yani. Üzgünüm. Bunun hakkında herkese sırayla yorum vermek istiyorum. Daner'cim seninle başlayalım. Bludgeon Brothers. Ya biraz dark takılıyorlar. Yani dark side takılıyorlar biraz. Ben hoşuma gidiyor ama Eskiyen Seasons'ın Eskiyen işte konuşamadım pardon. Ascension. işte onların düştüğü durum, onların düştüğü duruma çok acıyorum. Hani biz bu adamları ben 2011'de tanıtım videolarını izliyordum. Nereden nereye geldiler? Forumda da konusu açıldı işte. Yani yakında şuradanacaklar galiba yani. Çok garip. Çok iyi kullanabilecekleri bir şeyi çok kötü hale getirdiler yani. Tapu TNA. Ascension için hiçbir zaman öyle ana kadro ışığı yoktu yani. NXT'de birkaç tane daha takım olsaydı o kadar da ön plana çıkamazlardı. Abi NXT'nin karanlık çağının en iyi takımı adamlar yani. Geçiniz Bo Dallas da şampiyondu o zamanlar. Geçiniz ana kadroda hiçbir yok, zaman ışık göstermediler. Bilmiyorum yani. NXT'deki halleri falan hoşuma gidiyordu. Abi NXT'de çıkan eli yüzü düzgün ilk takıma kemerleri kaybettiler zamanında yani. Bu takımdan hiçbir şey beklenmezdi.
Beklenmemeliydi zaten. Ben de beklemedim abi, açıkçası. Eli yüzü, eli yüzü düzgün ilk takım dediğin Lucha Dragons mu? Evet. Eli yüzü gerçekten düzgün de o takımın yani. Abo. Neyse, arkadaş, senin bu konuda seninle aynı görüşe katılmıyorum. Lucha Dragons'ı mı eleştiriyoruz burada? Yani Lucha abi... Dragons'un hiçbir zaman öyle çok çok istenen bir takım olduğu şeyinde değilim. Hatta Lucha Dragons kötüydü. Murphy ile Blake onlardan da kötüydü. Hani böyle bir süre böyle bir bayırlama aşağıya doğru indi yani taktik. Ya ama Lucha Dragons'ın hani en azından ring içinde bir çekiciliği vardı yani hani. Yani eli yüzü düzgün takım dediğim o yani. Revival seviyesinde falan demedim ben bu takıma. Eli yüzü düzgün dedim. Ha, neyse. Evet, Blood and Brothers diyorduk. Ege. Yani ben şöyle diyeyim olayı. İşte Harper Roman'ı hala ısındırmaya devam ediyorlar yeni cimikleriyle. Yeni karakterleriyle. Yani bekliyoruz gelecek gelişmeleri. Çünkü bu maçlar bir henüz bir şey ifade etmiyor benim için. İleride bilmiyorum, Chad Gable ile Shelton Benjamin kazanırsa veya Usolar korursa her neyse, onların karşısında bir görmek isterim. Ya yakındır ya, WrestleMania'ya kadar kemer feyoduna gireceklerdir zaten ya. İşte daha ısınıyorlar şu anda. Ben öyle mistik takılmalarındansa böyle sert adamlar olarak takılmalarını da tercih ederim yani hani. İyi ya. Hala benim korktuğum senaryo ne biliyor musun? Dinle. Bray Wyatt'la birleşmeleri. Evet. Bir gün Bray Wyatt gelecek böyle. Kardeşlerim, sizin beyniniz ne yıkadı? Gelin ben de şefkat bulun diye böyle bir beyinlerini yıkayacak. Ondan çok korkuyorum. Vallahi hayatımda ilk defa Bray Wyatt'ı söverim yani, hayatımda ilk defa yani. Çok korkuyorum bak, şey ondan bunu belirtiyorum. Bir şey diyeceğim ya. Bunu Bray Wyatt yeni şey... Bir de Strowman'ı katsınlar. Da bak, bir şey diyeceğim, bunu Bray Wyatt yeni şey yaptığını düşünseniz de. Matt Hardy'nin abi. Hoppa, hadi bakalım. Yes. Matt Hardy, bu arada şey, hepimiz buradayken söyle, Mix Match Challenge yapalım mı? Ne belki yapalım mı? Mix Match Challenge öncesi bir yayın. İzlemiyorum ki, izlemeyecek mi bunu? Benim doğum günümde, oley. Yaparız, bakarız ya, o pasta keseriz. Takımlar eğlenceli çünkü de ondan dedim. Bakarız, yaparız ya, bakarız, o zamanı gelsin de. Hadi devam edelim. Tamamdır. Evet. Numan, Blood and Brothers hakkındaki görüşünü belirtmedin. Abi, vallahi onlar yüzünden Breezango'nun kemer alamayacak olmasına çok üzülüyorum ya. Yani diyeceğim tek şey bu. Breezango hiçbir zaman kemer almaya hak eden bir takım değildir. Bunu başka bir zaman tartışırız. Evet Eren. Hadi canım. Evet Eren. Ya bana hiç ısındırmadılar. Direkt soğuttular beni. Ben ısınamadım ikisini. White Family dönemlerinde de pek ısınamadım ya. Benim tek sevdiğim güreşçi tipi değiller. Ya, yorumum bu kadar. Evet. O zaman segmenti geçiyoruz ve muazzam yarı final maçına geliyoruz. Yarı final maçında Bobby Roode spiker masasında Ryder ve Mojo Rawley arasında Birleşik Devletler kemeri için şey maçı var. Güzel bir maçı var. Genel olarak güzel devam eden, seyreden bir maç. Mojo Rawley'in çok saçma finisher'ıyla, hani yumruk finisher'ıyla, garip bir finisher'la Zack Ryder'ı ikinci defa avlıyor. Abi Nicky ardından... Bella gibi bir şeydi. Evet. Ardından Bobby Roode ringe geliyor. Ve Mojo Rawley ile bir face to face yapıyorlar. Yüz yüze yapıyorlar. Hemen bunun sözünü vermeden bir şey daha anlatayım. Jinder Mahal. Jinder Mahal deyince dur bakayım, chatbox çözecek mi? Jinder Mahal. Ahmet. Jinder Mahal. Evet, Jinder Mahal, neyse tamam dur, geç gidiyor herhalde, siz bekle. Jinder Mahal arka alanda bir promo kesiyor, diyor ki işte 2017 diyor, 185 gün şampiyon geçirerek diyor. Ben diyor farklı bir güreşçi olduğumu ispatladım diyor, güçlü bir güreşçi olduğumu ispatladım diyor. Ve diyor bu sene diyor 2018 için diyor gözüme yeni bir hedef kestirdim, o da Birleşik Devletler kemeri diyor. Royal Rumble'ı Birleşik Devletler şampiyonu olarak bırakacağım, ayrılacağım diyor. Kısacası New Day'e de bir posta kayıyor. Orada ne dediğini tam hatırlamıyorum şu an. Xavier Woods'a New Day'e de bir posta kaydıktan sonra segmenti bitiriyor. Şimdi birinci olarak sırasıyla United States kemerini, Birleşik Devletler kemerini kim alır diye soruyorum. İkincisi Jinder Mahal'in
WWE Championship hazırlık dönemiyle United States Championship hazırlık dönemi hakkındaki farklılıklar ne düşünüyorsunuz bu konuda hakkında? Üçüncüsü de sizce Mojo Rawley'nin kariyeri nasıl şekillenecek? Çünkü tahmin edebildiğimiz üzere yüksek ihtimalle Bobby Roode onu yenecek. Bundan sonra Mojo Rawley nasıl bir gelecek bekliyor? Bu sorularımı yöneltiyorum. Danerjim başlayalım. Yani United States kemerine doğru gidişat kesinlikle Jinder Mahal'ın daha bir anlamlı en azından. Keşke ilk serüven o kemerle olsaydı diyorum. Hani daha bir anlamlı olurdu. Çünkü gimmick gereği bence daha mantıklıydı. Fakat hepimiz hiçbir zaman memnun olmadık o adamdan. Mojo Rawley'nin geleceğinin olduğunu düşünmüyorum. Geleceği bu şirketten kovulmaktır. Açık söyleyeyim. Bana ring içi iyi keyif veriyor ama hani karizma sadece tiple değil. Karizması yok bu adamın. Bir albenisi yok, anladın mı? Ben bu adamda bir şey, ışık mışık göremiyorum. Bildiğin karanlık bir şey görüyorum bu adamda. Yani sert bir ring içi var. Bazı maçları çok güzel çıkarabilir ama geleceği yok yani. Bu adam bir albenisi yok. Bana sana tişört sattırmaz bu adam. Face olsa iyi olsun. Bu adam, bu adamı sana bir getirisi bana olmaz yani. Bu adam bana aşırı derecede Stinsky'yi andırıyor ya. O ayrı. Bir de Hayden Wright diye bir adam vardı galiba. Bu Michael Cole'a şey yapan. O adama da benziyor biraz. Yani kült bir adam. Kütüğü koy ringe. Aynı şey yani. Bir şey yok ki. Doğru. Doğru. Kütüğü ringe koy. Sert dövüşsün. Aynı şey. Dinleri koy ringe. Sert dövüşsün. Aynı şey. Albenisi yok ki. Oo! Ya yanlış anlama dinler. Hani örnek vermek istedim benim. Tamam, bir saniye dinler. Sana dördüncü soru olarak da Daner'e cevabını soruyorum. Şimdi Daner'i seviyorum. Taner benim canım. Gözümün nuru. O konuda bir sıkıntımız yok. Nasıl oldu ya? Neyse. Pardon. İkinci olarak Bobby Roode'un kazanacağını düşünüyorum. Jinder Mahal konuşmak istemiyorum. Mojo Rawley'de 3 sene sonra film yıldızı olmaya doğru gidecektir. Tabii canım, şey kovulur yani bu şirketten. Kendi ayrılır belki de be yani. Kendi ayrılmaz o da. Film yıldızı olur yani. Buyurun, geçebiliriz. Evet, Ege. Yani Mojo Rawley hakkında önce konuşayım. Ben hiç beğenmedim gene heel tavırlarını. Bir izleyeyim dedim şu adamı. Belki bir iş vardır dedim. Forumda birkaç kişi övüyor çünkü Alperen Rüsoy sağ olsun. Bir baktım. Hiçbir şey yok. Roode'un karşısında böyle eblek eblek bakıyor. Bir heel bakışı, duruşu yok. Yani ben şirkete durmasının hata olduğunu düşünüyorum diye hepiniz gibi. Ringde emanet gibi duruyor ya. Bildiğin emanet gibi duruyor ringde. Tez zamanda gönderilmelidir. Zack Ryder'ı kazanmasını isterim ama kazanamayacağını biliyorduk tabii ki doğal olarak. Bobby Roode da şeyi yenecektir. Mojo Rawley yenecektir zaten. O konuda sıkıntı yok. Jinder Mahal'a geleyim ben şimdi. United States kemerini bence çok iyi yükseltebilir şu anda. O şekilde düşünüyorum. Yani karizması falan etkileyici olmaya başladı. Duruşu, bakışları, tipi. Hayda! Lan sen daha birkaç önce o adam konuşurken horlamıyor muydun lan burada? Numan, hiçbir şey anlamadık kardeşim. Ege'de kardeşim, onu demiyorum. Bu birkaç ay önce burada Jinder Mahal konuşulurken Ege uyumuyor muydu abi? Horlamıyor muydu? Clash of Champions'ta mis gibi maç çıkardı kardeşim. Abi bir şey söyleyeyim mi? İnsanlar senin gibi çomar değil. Yani fikirleri değişebilir. Devam et. Kudurun. Hayır, bu adam Clash of Champions'ta gayet güzel kendine has bir stil üretti. Hadi canım. Saygımı kazandı yani. İyi de Jinder Mahal hiçbir zaman ring içinde kötü bir güreşçi olmadı ki. Ya Nakamura ile Orton'la maçlarında hiçbir şey yapmıyordu bu adam. AJ Styles maçında bence çok iyiydi. Buklamazsan yapamazsın. Abi adam finisher'ını boşluyor, gözünü seveyim, yapmayın etmeyin ya. Ya herkes boş. Bu herifin... Bir örnekten yola çıkmayın abi. Herkes boş yapıyor yani. Bu herifin yani. Seth Rollins'le bir maçı var abi. Şimdi koy yılın maçı. NXT'deki maç yani. Değil mi? NXT'deki maçta galiba. Evet. Yani Jinder Mahal ring içi kötü falan değil yani, tamam steroid gayet tamam. Çok başka bir şekilde hani çok olmaması gereken bir pozisyona getirildi tamam. Ama ya eleştireceksek yani ring içini. Ring yani, içi daha kötü 20 kişi sayarım yani. Ya ama o şey, ilk serüven var ya, ana kemer alma serüveni. Keşke biraz daha şey yapıp Amerika kemerine doğru şey olsaydı bence. Çok daha iyi olurdu bence. US kemer. Şu an US kemerine çoğumuz yadırgamıyoruz değil mi bu adam mesela? Niye yadırgıyorum abi? Şu anda yadırgıyorum.
İlk şu başta diyorum ben, ilk başta. İlk ben başta. De tam, ben de tam aksine şu an yadırgamıyorum WWE serüveninden sonra. Yani ya şu şey finale falan çıkarılması çıkarsa eğer şey tamamen şeyden kaynaklanacak diye düşünüyorum yani. WWE'nin şey deme çabası. Yok abi biz bu adamı gerçekten güzel heel olduğu için, güzel gimliki var diye yükselttik. Hintli diye yükseltip kemer vermedik. Abi hani... bu arada heel'lıktan ziyade bu promo sanki biraz daha face gibiydi ya. Hani ben kendime bir hedef belirledim. Bunun uğruna çok çalışıyorum ve United States kemeri alacağım falan. Ben heel'lıktan ziyade yani mesela hani çıkıp şey de diyebilirdi ya, bu promoları da duyduk dinler. Şey de diyebilirdi. Sizin Amerika'nın ezik kemerini Hindistan kanıyla sulandıracağım falan da diyebilirdi. Bu al işte, al işte. Duymadık bunu Numan. Daha önce duymadık mı? Kanserici promolar. Heh, bence yani mahallin biraz daha face'e mi dönüyor diye düşünmüyor değilim açısından. Umarım yaşanmaz. Umarım. Umarım yani. Abi bu ya ilk... maça gelecek de sonuç belli zaten. Belli. Jinder Mahal aldı. Finale çıkacaktır. Yani. Evet, baba... Numan. Evet. Yorum. Fatih bir son bir şey söyleyeyim. Mahal kemeri kazanacaktı. Ondan sonra Cena geri dönecektir bu Mahal'a karşı. Hey sanmıyorum onun öyle olacağını. Onu öyle sanmıyorum. Mahal kemeri alacak almaz. Ya Cena mevzu farklı. Ondan sonra konuşuruz. Mahal kemeri alsa bile ben bir süre Bobby Roode'la feyoda gireceğini düşünüyorum ya. Çünkü Cena ile ilgili şey var. Da var. Cena ile ilgili bir dedikodu var. Onu WrestleMania ve Raw 25. yıl gösterisi spoiler olabileceği için söylemiyorum. Ama kuvvetli bir dedikodu var Cena hakkında. Evet Numan. Abi Jinder Mahal bence bu kemerden alacaktır. Yani de, ya Dolph Ziggler eğer geri dönerse bir şey yaparsa ya onunla uğraşır ya da Bobby Roode'la bir sürü uğraşır kemer için diyorum yani sonrasında. Aldıktan sonra da. Evet Erem. Bu arada kanki Mojo Darby hakkında da hiçbir şey düşünmüyorum. Bu adamın bir önce WWE'den gitmesi gereğine. Saygılar. Ya öncelikle Mojo'nun geleceği için hani bir iki şey görür, feud görür, PvP görür. Sonra salarlar indilere işte şey ismi altında işte eski WWE Superstar'ı Mojo Rawley işte burada orada filan diye afişlerini görürüz. Jinder Mahal içinde dediğim şey bence Bobby Roode daha çok ihtiyacı var kemere. Çünkü daha kendini ne bileyim daha yani kanıtlayabilmiş değil yani pek izleyemedik tam olarak Bobby Roode'u. Ben öyle düşünüyorum. Evet, bu konudaki görüşler alındığına göre takımlar kemerinin kaderi. Shelton Benjamin ve Chad Gable ringe çıkıyorlar. Ağlaklar. Evet, ağlaklar, adalet üstüdür, budur falan diye konuşuyorlar. Daniel Bryan geliyor ardından. Burada gayet güzel bir promo kesiyorlar. Hani takımlar, SmackDown takımlarına göre bayağı sağlam. Ya usulları tabii çıkartıyorum işin içinde. Bayağı güzel bir promo kesiyorlar. Hangi SmackDown takımı kötü promo kesiyor lan? Yani SmackDown takımları kötü, hayır SmackDown takımları kötü promo kesiyor demedim. SmackDown takımlarına nazaran ortalamayı yakalamış bir promo kesiyorlar dedim. Hı. Kötü demedim hiçbirine. SmackDown'da evet. Kötü promosu olan takım yok çünkü. Evet evet, onu demek istedim yani. SmackDown zaten takımlar var, şu an son 10-15 yılın en iyi konumunda olabilir yani. Her neyse. Devam ediyoruz. Chad Gable işte ağlıyorlar, Shelton Benjamin ağlıyor falan. Daniel Bryan geliyor ardından. Daniel Bryan diyor ki işte konuşuyor, işte hakemler bizi temsil ediyor, biz hakemlerimizi destekliyoruz falan diyor. Chad Gable sonra diyor ki boş boğaz herif. Ya biz bu adamları bir kere yendik diyor. Ne yapalım, iki defa mı yenelim aynı gecede diyor. Daniel Bryan da diyor evet diyor, güzel fikir diyor. O zaman diyor siz diyor 2 out of 3 false maça kattım diyor Royal Rumble'da. Ve Royal Rumble'da SmackDown takımları kemerinin 3 suçun ikisini yapan kazanır diye Türkçe'ye çevireyim. Maçında karşılaşacaklarını duyuyoruz. Yani Gable'la Benjamin'de ne olduğunu anlamadan Daniel Bryan yes 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 diye gidiyor zaten. İkisi çok uzanan ya. Bildiğin Chad Gable orada küçük emlak gibi kaldı abi. Şimdi yorum vermiyorum. Breezango Rusev Day maçını da anlatayım. Sonra genel olarak takımlar divizyonu yorumlamanızı isteyeceğim. Reklamlardan dönüyoruz. Aiden English'e Rusev var. Aiden English'e Rusev işte Rusev Rumble'a katılacaklarını söylüyorlar. Ardından Rusev Manya'ya gideceklerini falan belirtiyorlar. Sonra Breezango geliyor işte. Breezango ilginç bir şekilde Rusev Day'i yeniyor. Evet, Rusev Day'i yeniyor.
İşte Rusya'da ne oluyor falan diye böyle etraflarına bakarken Breezango sevinerek ringden ayrılıyorlar. Ardından Daniel Bryan ve Shane McMahon'ı görüyoruz. Shane McMahon diyor ki sen diyor kardeşim diyor Chuck'ı keyif misin diyor. Çektin mi diyor ot falan hangi marka falan yapıyor böyle. Diyor neden falan diyor. İşte diyor saçma sapan kararlar veriyor. Şu durduğun takım maçına falan bak diyor. Genel olarak Shane McMahon'ın bir azarlamasını görüyoruz ve ayrılıyoruz. Şimdi bu tüm anlattıklarımdan sonra bu haftanın sonunda SmackDown Takımlar Divizyonu yorumlamanızı istiyorum. Mehmet dinler. Şimdi benim öncelikle kafamın karıştığı nokta Royal Rumble'ın kaç saat olacak, kaçta biteceği ile ilgili. İki tane Rumble maçının yanına çok fazla maç eklemeye başladılar. İki tane üçer kişilik ana kemer maçı, Raw takımlar kemeri maçı, muhtemelen Intercontinental girecek United States maçı falan derken bir de bu girdi şimdi. Uzun sürecek bir maç. Hani normal bir maça nazaran. Ben o konuda epey yani ya arkadaş hani işe uyuyarak gitmek istiyorum yani. Lütfen. Rica ediyorum yetkililerden. Neyse. Devam edelim. Neyle devam edelim? Takımlar divizyonu. Ya Chad Gable ve Shelton Benjamin gerçekten bu kemeri hak ediyorlar. Yani Usolar çok ayrı bir seviye ama yani hani ikisi de artık bunu hak ettiğini, o seviyeye çıktıklarını gösterdiler. Rusev Day ve Breezango bir gün zamanı gelince deneneceklerdir. Hani denenmeliler çünkü gerçekten çok eğlendirici takımlar. Seyirci için gerçekten kıymetli. Denenmeliler. Ya SmackDown takımlarının hani hepsi galiba istisnasız hepsi kemer seviyesindeler. Ve bu beni çok mutlu ediyor yani. Bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Çok iyi takımlar izliyoruz çünkü biz. Hayırlısı. Evet bu arada chatbox'a da sorumuzu yönelteyim. Chatbox'ın da SmackDown takımlar divizyonuyla ilgili görüşlerini yorumcularımızdan sonra okuyacağım bu arada. Bunu da belirteyim. Evet. Ha bu arada bir de bitirmeden şey diyeyim. Hani hep böyle takımlar kadınlar kemerleri için WrestleMania'da çoklu maçlar falan yapılır ki kimse boşta kalmasın diye. Ama çok lüzumsuz takımlar da katılır ona. SmackDown'da her takımı o maça yerleştirsen hiçbiri boş takım değil şu anda. Bu çok güzel bir şey yani. Evet. Dediğim gibi bir saniye chatbox'tan takım divizyonu ile ilgili yorumlarınızı bekliyoruz. Okuyacağım yorumcularımızdan sonra. Evet Dener. Bu duyurulan maç bence ringçi olarak yani çoğu maçtan daha önce alınacaktır. Çok iyi reaksiyon olacaktır o maça. Ben çünkü Usoların olduğu bir maç ki Shelton Benjamin'ın böyle önemli preview'larda spot hareketleri çok var yani biliyorsunuz. Mesela bir Money in the Bank maçında Shelton Benjamin'in bildiğin ev sahibi gibi bir şey yaptı yani orayı. Öyle maçlarda Shelton Benjamin'in efsane hareketleri var yani. O maç çok güzel geçecektir. Ya takımlar divizyonu SmackDown'ın güzel ama çok öne çıkan bir mesela Usolar dışında benim için çok öne çıkan ring içi olarak falan bir takım olmadı. Şu an hala olmadı yani benim için. Tamam Rusev Day falan çok keyif veriyor ama böyle ring içi olarak Usolar kapsamlı bir takım. Tamam mı? Komple bir takım artık. Eskiden böyleydi. Şu an komple bir takım Usolar. Ama onlara bir alternatif bence hala yok. Bu benim fikrim tabii ki de. Yani evet. Shelton Benjamin ve Chad Gable ring içi olarak çok üst düzey performans gösterdiler Usolar'a karşı ama. Senin seçimin. Bilmiyorum. Ben öyle düşünüyorum hala. Tam onların evet. Alternatifi olacak şey de değiller şu an bence. Evet Eren. Ya Usolar elbette. Hani bir sene öncesindeki Usolar'a bakıyoruz. Hani karizma olur, linkçi olur filan. Hani şimdiye nazaran büyük bir evrim geçirdiler. Kendileri içinde iyi bir evrim oldu. Hani renk kıyafeti olsun, tarzları olsun. Yani gerçekten SmackDown kaliteli bir takım şeyi var, divizyonu var. Zaten bu yıllardır hani kötü giden bir divizyonun şeyiydi artık yani. Gerekli olan bir şeydi. Rusev Day için de şeyi söylemek istiyorum. Kendilerinin hani Clash of Champions'da kemeri kazanmasını çok isterim. Hatta hani dedim Aiden English'in bir iki tane tuş denemesi vardı hatırlıyorsanız. Bayağı direkten dönmüştü. Ha, eğer olsalardı eğlenceli de izlerdik ama hani kazananlara da üzülmüyorum çünkü kazananlar da iyi bir takım. Dediğiniz gibi WrestleMania'ya bir takım maçı olacaksa SmackDown için çoklu, ekstrem dolu bir maç olması lazım. Onun dışında diyeceğim bir şey yok. Evet.
Yorumları okuyalım. Öncelikle Dark Knight Returns Veysel saçma sapan yazmıyor mu yazmış. Aferin Veysel. Berkay SmackDown'un tag team divizyonu gayet iyi ilerliyor bence. Neredeyse tüm takımlar kullanılıyor ve senaryo olarak da güzel şeyler izliyoruz bence. Gable Benjamin kemerleri kazanır gibi Rumble'da diye görüşünü belirtmiş. Süleyman muazzam tek kelimeyle muazzam demiş. Bu kadar. Başka yorum yok. Evet Ege devam edelim seninle. Yani bu arada öncelikle şeyle başlayayım. Aiden'in girişin seyirciler tarafından yeterli forum halkı tarafından yeterli övgü almadığını düşünüyorum ben. Yani şirket hak etti değeri vermeye başladı. Ama bu adam Rusya'ya değin mesela mimarı gibi bir şey yani bir nevi. O şarkılarıyla falan. Önce ben onu bir söyleyeyim dedim yani aklıma gelmişken. Aiden'in giriş konuşulması gereken bir adam çünkü. Ondan sonra şey genel olarak diğer yorumlara katılıyorum yani. Takımlar divizyonunun çok güzel olduğu konusunda. Rav'a bakıyorsun mesela. Rav bit iki takım etrafında kilitlendi şu anda. Revival'a oyuna sokamıyorlar bir türlü. Ama SmackDown'da mesela Mehmet'in de dediği gibi her takımı soksan güzel maçı izlersin yani. 2010-2011 zamanlarını hatırlayın. Bence çok güzel bir gelişme bu. Rusev yenilgisi de koymaz. Rusev de zaten şey. Her türlü kendi yolunu buluyor yani. Rusev komik bir adam olduğu için. Evet. Kim kaldı? Numan var sanırım. Evet Numan. Abi ya şu an düşündüm de böyle. Ya ne bileyim abi SmackDown Tag Team takımları harbiden çok fazla ve Raw'da bence bunun açığı var abi. Raw'da sadece iki tane takım şey yapıyor. Umarım bir şey kaptı bir dengeleme falan gelir bunlara ya. SmackDown'daki her takım birbirinden değerli ama yani bazıları yüzünden işte diğerleri abi işte ellerine gelen fırsatları alamıyorlar. Numan. He. En değersiz bana göre Hype Bros'tu. Onlar da dağıldı gitti zaten. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani şu ben... anda en değersizleri Asan Şiki onlar da gayet net senaryo alıyorlar. Hani yani şey eğlendiriyorlar en azından bir görevleri var yani. Fashion Files. Asan Şiki candır bu arada neyse onu geçeyim. Abi ben Royal Rumble'daki maçın çok iyi olacağına inanıyorum da maçın sonucunu şu anda harbiden kestiremiyorum ya. Ne olur ne biter. Abi usulda kazanacak desem bir yerden Chad Gable'la Benjamin kazanabilir. Bir War Machine sürpriz olur mu acaba ya debut o maçı? Gerçi Raw olur gibi de. Raw olmaz War Machine NXT'ye gelecek kardeşim. Aynen NXT'den başlatırlar. NXT'den başlatırlar diyorsunuz. Evet. Tabii ya. Evet. NXT'den başlatırlar o ayrı. Yorumlar bittiyse arkalandaki WWE kemeri segmentine geçiyorum. AJ Styles ile Randy Orton yan yana. AJ Styles Randy Orton'un yanına gidiyor. Diyor ki kardeşim diyor taktik maktik yok. Arkeoları bam 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 herhalde diyor. Arkeo ya Randy Orton da evet diyor. Yani herhalde öyle olur diyor. Sonra giderken işte dikkat et diyor. Bana da vurma falan gibisinden böyle bir dalga geçiyor şey. AJ Styles. Sonra Randy Orton onu durduruyor diyor ki bak diyor. Sana diyor aynı sayfada olduğumu aynı sınıfları izleyince bana inan diyor. Tam burada şey geldi aklıma böyle Randy Orton'un hızlı zamanları geldi. Böyle 2008-2009'a gidin ne günlerdi. Neyse. Sonra işte ama diyor ben diyor Royal Rumble'ı kazandığımda diyor. Hani diyor arkeolarımın kurbanı sen de olacaksın diyor. AJ Styles'e böyle face to face yaparken arkadan bir öksürük sesi geliyor. Bir bakıyor Nakamura. Abi. Nakamura gidiyor kemere two sweet yapıyor. Allah. Bak. Kemere two sweet yapıyor abi adam. Sonra da dönüyor bunları good talk diye gidiyor. Hayır, abi bilmiyorum ben çok Japonca bilen insan değilim. Ne oluyor? Bunu çok üstü çıkartıp dener. Evet. Ne oluyor ya? Benden mi geliyor? Bilmiyorum birinden geliyor benden değil o. Benden değil. Ben kapatayım bakayım. Neyse bir daha deniyorum. Çok böyle Japonya kültürü, Japonya güreş kültürü çok bilen bir adam değilim de yani bu şimdi güzel bir promo mu oluyor Allah aşkına? Ne diyorsun Numan? Kardeşim bu direkt olarak Bullet Club'ın şakması oldu anasını. İşte AJ Styles'ın Bullet Club'a işte bir zamanlar lider olduğuna dair vurguydu yani. Başka iyi bir şey yok abi, iyi bir şey. Tamamen çöp ya. Ben gördüm bana kaka atama bir gün mesela yok mu böyle bir şey? Yemin rezillik, milli rezalet ya. Abi sonra bu adama spastik ince spastik bize küfür ediyorlar abi. Böyle bir şey olamaz ya. Sen şey izledin mi Mixed Match Challenge videosu? Onu da görmez olaydım ya. diyor ki kedileri sever misin?
Miyav. Allah kahretsin ya. Miyav. Ya yok, Nakamura Japonya'ya geldi. Hayda çok saygın böyle. Çok harika bir güreşiydi abi. WWE'ye geldi. Bana bozuldu. Valla bozuldu ya. Düzeldi mi kankalar? Evet. Evet. Teşekkür ederim. Evet, var mı yorum yapmak isteyen ekonomi? Main event hakkında kısa konuşayım mı? Main event'e daha girmedik ya. Benim main event hakkında konuşma, dur. Daha girmedik ya. Ha, pardon. Lanlar inancısın kardeşim. Çok konuşuyorsun, geldi bir adam main event hakkında. Tamam, evet. Var mı yorum yapmak isteyen başka? Ya ben Nakamura'ya değineceğim tabii ki. Yani... Nakamura'nın saçma sapan hareketleri haftanın gülme şeyi oldu. Laughing stock falan oldu benim için. Bildiğin gülme malzemesi. Kemere too sweet çekiyor. Natalya'ya karşı böyle kollarını falan sallıyor. Şey too sweet şeyde olabiliyor ya. Survivor Series'de Finn Balor'un anının ortasında too sweet yaptı böyle. Ondan etkilenmişti. Abi Shinsuke Nakamura lütfen New Japan Pro Wrestling geri dönsün. Bu adam, ben bu hali izlemek istemiyorum. Çok saçma. Abi bir çok... de şu var. Bu adamın balıkla falan alakası yok abi. Abi adam Chaos Stable'ın kurucusuydu ya. Yazıklar olsun abi. Diyecek söz yok ya. Abi bu arada 30 kişi olduk. Herkese hayırlı uğurlu olsun. 30 kişi şu an radyo. Dinkler'in evet. Taktiğini alkışlıyorum şu anda. Yani gerçekten muazzam taklit etmişler. Aklıma geldi de. Neyse, garip hareketler böyle. Fatih, geç kardeşim. Ben main event hakkında bir konuşabilir miyim? Main event'e geçelim. Dur, daha main event'e gitmeyelim. Fatih bir geçsin. Çıkacağım. Fatih bir geçsin. Fatih, kardeşim bir geçsin. Ben konuşup çıkacağım hemen. Tamam, main event'i hızlıca geçiyorum. Kevin, bildiğimiz bir AJ Styles'in orta. Shinsuke Nakamura vs. Kevin Owens ile Sami Zayn. Genel olarak güreşiyorlar. İşte face takımın üstünlüğüyle geçen maçta en son Kevin Owens şey yapıyor. Sami Zayn, Kevin Owens'ı çıkıp, çekip gitmek istiyorlar. Sonra şey yapıyorlar, Kevin Owens'la giderken Shane McMahon arkadan geliyor, yok diyor, ben buna izin vermiyorum diyor, maç no count out diyor. Maçı bir daha başlıyor, bunların çoğu hurra alıp içeriye atıyorlar bir daha bunları. İşte bir süre daha güreşiyorlar, en son Kevin Owens geliyor sandalyeyle saldırıyor. Diskalifiye ettiriyor kendini. Sonra yine giderken bu sefer yine Shane McMahon geliyor, diyor yok diyor, yine olmaz diyor, maçı no DQ yaptım diyor. Resme Allah'ım yarabbim, bak sinirlerim atıyor. Yo adam gayet haklı, adam gayet haklı kardeşim, adam gayet haklı. Sonra... Owens, Styles, Owens'ı kovalıyor arkaya doğru. Sami Zayn'i de Orton'la Nakamura çok güzel benzetiyorlar. Kinshasa'yla Nakamura tuş ediyor ve face takım üstün kapanıyor. Arkaya evet, kardeşim arkaya vurdular yani ya. Ben, geçtim. Ben bir konuşayım. Beni konuşacakların dinleri ilgilendiriyor büyük ihtimal. Ondan önce bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar SmackDown'ı takip etmeyenler için şunu söylüyorum. Royal Rumble'a kadar izlemeyin. Olaylar ne biliyor musunuz? Shane McMahon, Daniel Bryan, Nakamura, Randy, AJ Styles, Sami Zayn, Kevin Owens. Şimdi bunlar maç yapacak Royal Rumble'a kadar. Bir Daniel Bryan gelecek, maçı bölecek. O canı sıkılacak, Shane McMahon gelecek falan. Hep böyle ana olay bu, tamam mı? SmackDown'ın fokustan da olay bu. Benim söylemek istediğim şey, bence bu şovun yıldızı abi Randy Orton'dur. Neden diyecek olursanız. Bence o kadar istekliydi ki, ben Randy Orton'u böyle istekli görmeyi özlemişim abi. Ben hayran kaldım yani Randy Orton'a. Gerçekten yani ben eminim ki dinler de bence aynı fikirdedir. Çok güzeldi. Ben Randy Orton'u izlerken zevk aldım. Umarım böyle devam eder. Çünkü ben çok seviyorum Randy Orton'u. Ama böyle yüzünü böyle somurtunca ben böyle bir tribe giriyorum. Hiç sevmiyorum Randy Orton'u ama bu şovda acayip istekliydi ya. Ben umarım Royal Rumble Randy Orton alır. Vallahi bak. Ben de al işte. Bilakis artık şunu oynamaktan sıkıldığını düşünmeye başladım. Çünkü bugün yaptığı şey bilgisayarları sökmeden Sami Zayn'i masaya vurdu. Spiker masasına. Ama çok ben çok keyif aldım. Ya onun öncekinde de aynısını yapmıştı. Mehmet öncekinde de aynısını yapmıştı. Önceki en son vurduğunda yapmıştı aynısını. Yine sökmemişti. Randy Orton. Ya Randy bu sefer bir çok farklı geldi ama. Çok farklı geldi bana. Çalışıp, sonra aman be deyip sökmeden vurdu ki bu biraz ya birazdan fazla hatta tehlikeli bir şey yani. Sami Zayn'i ben çok beğendim. Show yıldızıdır yani. Randy Orton yani benim için. Evet. Ben bu adamı istekli görmeye özlemişim yani böyle. Evet Dender, senden show'un puanını da alayım o zaman, uğurlayayım seni sonra. 3.5. Tamam, haydi görüşürüz kardeşim. Teşekkür ederim. Evet Mehmet dinler. Main event hakkında yorum, genel olarak bir yorum ve puanlama. Benim ne kadar Randy Orton ve Kevin Owens hayranı olduğumu zaten biliyorsunuz. Hani bilmeyeni ne zaman çıktım mağaradan diye sorarım. Ama ben bu tip main eventları hani şovu kapatıyorum.
açıyorum YouTube'dan özetini izliyorum yani öyle hani. Evet, o kadar sıkıcı çünkü. Sıkıcı yani. Hani ya ne bileyim onların bu şekilde kullanılması da hoşuma gitmiyor zaten. İşte şimdi yani maçta olanlar ilginç hani count out'la çekilme ya tahmin edilebilir şeyler ama yani hani güzel senaryolar. Ama yani Taner'in söyledikleri doğru yani SmackDown bu oldu artık. Ve bu da sıkıcı bir şey. Hayırlısı yani bir noktada kurtulacağız ama bakalım hangi noktada. Yani umarım Nakamura Royal Rumble'ı kazanır da şu döngü biraz bir kırılır yani. Ne? Evet. Türkiye.net forumumuzun hazırlayıp sunduğu SmackDown Show değerlendirmesini dinlediniz. Hepinizi başka bir yayında daha görmek istiyoruz. Görmek üzere, görme dileklerimizle. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler diliyoruz. Hoşça kalın. Ya, iyi geceler. İyi geceler.